Tahminleri tutan Selçuk Geçer'den bomba açıklama. Dolar alanın elinde büyük patlayacak. Piyasalara ilişkin yaptığı tahminlerle gündemde bomba gibi düşen açıklamalar yapan piyasa uzmanı Selçuk Geçer'den önemli açıklamalar geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Geçer yine herkesi heyecanlandıran tahminlerde bulundu. Dolar için kaçış yok diyen Geçer önemli eşikten bahsetti. Detaylar haberimizde. Yasalar yeni haftaya hareketli bir şekilde başladı. Dolar 19 Türk Lirası 32 kuruş seviyesinden, gram altın ise 985 Türk Lirası civarından işlem görmeye başladı. Dolar ve altında yaşanan yüksek gerilim yatırımcıyı da yakından ilgilendirirken, bu yükselişlerden sonra ani düşüş mü gelecek? Soruları gündemde bomba gibi düştü. İşte geçerde son dakika açıklamaları. Umarım bunu yapmazlar. Türkiye Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra değerlendirme yapan geçer yeni bir müdahalenin doları etkilemeyeceğini söylerken dolar ve faiz arasındaki bağlantının koptuğunu belirtti. Artık Merkez Bankası'nın faizi 100 puan artmasının bile fayda etmeyeceğini söyleyen geçer, "Umarım bunu yapmazlar." Bu hem politika ihlali olur hem de ekonomik ihlal olur diye konuştu. Bu düşüş çok önemli. Geçer, Euro'nun da dolara göre daha çok yükseleceğini söyleyerek Euro ve dolar arasındaki makasın açıldığını belirtti. Geçer, Euro dolara göre daha prim yaptı. Arite bunu yükseltesek anlamına gelmiyor. Kritik bir durumdan bahsediyorum. Dolar endeksi 105 seviyelerini zorladı. Sonra 101 seviyesine geldi. Bu düşüş önemlidir dedi. Dolar büyük patlayacak. Geçer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında dolar açıklamasıyla yeniden tahminleri yükseltti. Kişisel hesabı üzerinden tweet atan Geçer, "Dünyada dolar endeksi düşerken Türkiye'de dolar yükseliyorsa, anlayın ki büyük patlayacak." yorumunda bulundu. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolarda 2-3 Haziran'a dikkat. Rezervler ne olmuş diye baktığımızda, 26 Mayıs itibariyle TCMB dış varlıklar toplamı 1 trilyon 730 milyar Türk lirası, toplam döviz yükümlülükleri 1 trilyon 664 milyar Türk lirası, aradaki fark yani varlıklardan borçları çıkarınca 66 milyar Türk lirası kalıyor. Bu da 4 milyar dolara denk geliyor. Ancak net rezervimiz bu kadar değil bir de merkezin swap yani borç aldığı dövizler var onları da bu rakamdan düşmek gerek. 20 Mayıs itibarıyla swap toplamı 64,6 milyar dolar. 64,6, 4 eksi -60, 60,6 milyar dolar. Türkiye gibi bir devletin kasasında 60 milyar dolar var. Allah korusun deprem olsa, Ukrayna'ya saldırdıkları gibi bize de bir süper güç saldırsa stoklar bitince onları yerine koymak için gerekli olan para durumu yani rezervler ekside. Türkiye'nin kısa vadeli borcu ne kadar? 181 milyar dolar. Normalde bir devletin rezervi en az kısa vadeli borcunu karşılayıp 6 aylık ithalatına yetecek kadar olmalıdır. Ama Türkiye bundan çok uzakta. Bu noktaya kadar yazdıklarında yeni bir şey yok, kendini tekrar etme dediğinizi duyar gibiyim. Eyvallah haklısınız. O zaman kamuoyunda söylenmeyen iki konuyu söyleyelim farkımız ortaya çıksın. Kurda durum gerçekten kötü Zira Abdefe Eylül ayında faiz artırım döngüsüne biraz ara versin şeklinde görüşler belirmeye başladı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri durgunluk riskinden çok korkuyor, ve gelen verilerden mesela konut satışların dramatik düşüşü bunu işaret ediyor. Bu durum nedeniyle DXY yani dolar endeksi 105'ten 101'e, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizi 3, 20'den 2, 75'e gerilemiş, yani dolar kan kaybetmiş. Sonuç olarak gelişen piyasa paraları ise değerlenmiş, mesela Güney Afrika randı dolara karşı 16, 20'den 15,50 olmuş. Peki lira, 15, 80'den 16, 30'a yükselmiş. Dünyada dolar zayıflarken, gelişmekte olan ülke paraları değer kazanırken, liranın yükselişi ne demektir? Türkiye'de işlerin son derece kötü gittiğini gösteriyor. Bakın Türkiye'de cari açık artık gelirlerle değil, bir şekilde borçla fonlanıyor. İlk 4 ayda 32 milyar dolar mal ticaretinde açık verdik. Yani yaklaşık ayda 7 8 milyar dolar açığımız var. Turizm gelirlerinin iyi olduğunu kabul edelim. Bu sezon 40 45 milyar dolar turizm geliri demek 6 aylık açığı kapattık demektir. Peki geri kalan 6 ay ne olacak? Türkiye 2022 yılında en az 45 milyar dolar açık verdiğinde bunu hangi döviz kaynağı ile kapatacak? Dünyada dolar faiz artırımlarına mola verilebilir diye zayıflıyor diyoruz ama Fed'in faiz artırımı konusunda mola verip vermemesinde bakacağı iki önemli veri var, birincisi enflasyon, ikincisi ise istihdamın durumu. Acaba faiz artırımları ile istihdamı yani ekonomiyi ne kadar bozduk diyecekler. Bu durumun belli olacağı tarih ise 2-3 Haziran olacak, ADP Ulusal İstihdam Raporu 2 Haziran'da devlet raporundan önce gelecek ve tarım dışındaki istihdam rakamını bize gösterecek. Burada beklenti 295 bin. 3 Haziran'da ise resmi rapor gelecek ve beklenti 320 bin olacak. Beklentilerin üstündeki rakamlar faiz artırımına devam kararını güçlendirecektir. Bu da dolar, Türk lirası için yukarı gidiş anlamına gelir. Ki 3 Haziran aynı zamanda Türkiye enflasyon rakamının da açıklanacağı tarih olacak, %70 rakamının aşılması negatif reel faizi artıracağı için bir kırılma yaşatabilir an itibarıyla 70 enflasyon varken 14 faiz durumunda açık 56 puandı. Bu fark arttıkça liradan kaçış artıyor ki bunu artık hepimiz biliyoruz. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalında söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.